Şu anda iyi yani, takım iyi. Biz de iyiyiz. Takım nasıl görüyorsun? Takım iyi, daha iyi olacak. Geçen senenin kıyasladığın takımla bu seneki takım arasında dağlar kadar fark var tabii. Mücadele var. Oyunu bırakmamak var. Arkadaşlık, saygı, sevgi biraz daha fazla gibi. Bizim gördüğümüz kadarıyla tribünde. Daha iyi. Geçen seneye nazaran daha iyi takım yani. Tribünde durumlar nasıl? İyi. O da bu sene daha iyi oldu. Daha da düzeliyor. Önümüzdeki sene şimdi insanlar biraz da eski stat ve yeni stat arasında bir bocalama yaşanıldı. Geçen seneki takımın başarısız olması, seyircinin oraya gelmemesinde büyük etkenler oldu yani bunlar. Ama bu sene takımın başarısıyla beraber seyirci de, taraftar da yeni yeni ısınmaya başlıyor stada. Daha iyi olur. Önümüzdeki yıllar daha iyi olur. Atatürk stadını özlüyor musun? Tabii canım. Özlenmedim yani şimdi. Bak. Çocukluğumuz, gençliğimiz, işte her şeyimiz orada oldu bizim. Şampiyonluğumuz orada yaşadık. Küme düşme sıkıntısını orada yaşadık. Ya birçok şeyimiz var bizim. Semtimizin dibi yani. Oturduğumuz yer buradan çıkıyorduk. Geze geze giderdik. Maça geliyorduk. Bütün insanların ayak alışkanlığı vardı öyle. Timsahları'nda o sıcaklık bulunmadı galiba. Şey çok önemliydi yani, bizim geçiş senemizde biz oraya başarılı bir şekilde geçemedik. İnsanlar oraya ısındırılamadı. Bir de stadın birçok eksiklikleri var yani. Çok evet. Güzel bir stad, büyük bir stad, çok iyi bir stad yapımı ama çok eksikleri var stadımızın daha. O da insanları yıprattı. Çok etkileri var tabii. Bunların işte fasolik etkisi var, takımın başarısızlık etkisi, stadın yerinin uzak var yani birçok şeylerden dolayı insanlar ısınamadı. Ama bu sene biraz daha fazla seyircimiz geliyor, biraz daha fazla taraftarımız geliyor. Bu da tabii takımla iyi. Takım başarılı oldukça daha iyi olacak. İnşallah da önümüzdeki sezon daha dolu bir stat göreceğiz orada. Taraftarı soracağım. Bundan 10 yıl önceki taraftarla veya 20 yıl önceki taraftarla şu anki taraftar arasında büyük farklar oluyor. Özellikle sosyal medya da çok etken bunda. Evet. Yani iyi mi kötü mü? Ya onun kararı daha verilmedi. Daha sosyal medya iyi mi kötü mü tartışmasını. Yani biz sonuçlandıramayacağız ama tabii iyi tarafları da var. Kötü taraflarda da var sosyal medyanın. Temin kendilerimizle konuştuğumuz gibi sosyal medya yüzünden hayatta birçok şeyi çabuk tüketiyoruz yani. Aşıkta, sevgide, arkadaşlıkta, dostlukta her şey çabuk tüketilmeye başladı yani. Faydaları nasıl? Bir şeyden çok çabuk haberdar olabiliyorsun. Bir şeyin gerçeğine çok çabuk daha ulaşabiliyorsun. Yani kullanıldığı her şey gibi yani kullanıldığı, iyi kullanıldığı zaman sosyal medyanın da faydaları. Ama taraftar açısından baktığımızda ben şuna inanıyorum. Bizim bugün geçtikçe taraftar profilimiz daha da genişliyor, daha da büyüyor. Yani seyirciden bahsetmiyorum ben. Bizim kitle bir taraftarımız var, 20-25 bin kişilik stada gelen. Ondan mı? O biraz daha gelişiyor, biraz daha büyüyor. O memnuniyet verici. Yoksa burada 45 bin kişiyi de doldurabilirsin ve 45 bin seyircin olur yani. Yani gerçek taraftar nasıl olmalı? Yani çok tartışılıyor. Gerçek bursasporluk diye bir terim var. Gerçek bursasporluk diye bir şeye ben inanmıyorum. Hepimiz bursasporluyuz. Hep kimsenin bursasporluğunu yargılayıp sorgulayamayız. Yani sen daha iyi bursasporlusun, ben daha iyi bursasporluyum, ben bunu yaptım, en iyi bursasporluyum. Benim öyle bir şey yok. Hepimiz bursasporluyuz. Geçmişteki taraftar biraz daha farklıydı. Biraz daha bağlıydı. Bağımlıydı, takımına bağlıydı. 2010'dan sonra işin açıkçası bizim taraftarımız biraz da şımardık biz. Kendimizi bir şey oldu zannettik. Diğer İstanbul'daki kızdığımız taraftarlar gibi olduk. Ukalalaştık biraz, kibirlendik. Yani bu şampiyonluğun getirdiği dezavantajlar, zararlar da bize bunlar yani. Şampiyonlukla beraber bu hastalıklar da bizim bünyemize girmeye başladı. Yoksa bizim taraftarımız bana göre Türkiye'nin en iyi taraftarıdır yani. Ama bu kibirimizi biraz üzerimizden atarsak, 2010 yılındaki gibi bizi tekrar takımımızı çeken taraftar olursak çok daha iyi noktaya gelebiliriz. Hem kendimiz açımızdan hem takımımız açısından. Ama şimdi biz ne yaptık? Şampiyonluktan sonra takım yapsın artık havasına girildi her şey. Takım başarılı olsun da ben gideyim havasına girin. Öyle değildi yani. Burada Türk stadında çok zor günler yaşadık. Ama gene stat doluyordu. İnsanlar geliyordu. Sevgisi vardı. İşte şampiyonluktan sonraki bu hastalığımızı çözmemiz gerekiyor yani. Bütün camiye sirayet etti ama sadece taraftarla ilgili değil yani, bunu yapan yöneticiler de var. İşte ne bileyim medya mensupları da var, çalışanı da var, taraftarı da var. Yani bir camianın bir hastalığı oldu yani 2010'dan sonra. Şimdi 14 yıllık bir hastalık vardı Göztepe taraftarı, Bursaspor taraftarı, yani Senat taraftarı. 14 yıl sonra ilk defa bu hafta karşı karşıya gelecekler. Evet. Bir organizasyon var mı? Bir de aynı zamanda şey soracağım. Cumartesi günü saat 14 oynanacak maç. Evet. Bu taraftarın gelip izini engeller mi? Türk Futbol Federasyonu'nun zaten ülkeyi, futbolu nasıl yönettiği bellidir yani. Kalkıp buradan da işte futbol saatleri nasıl ayarladı da ortadadır yani. Bu adamlar
senin benim maça gelmemi istemiyorlar demek ki açıkçası. Yani iki takımın taraftarı olan iki takımı saat cumartesi öğlen 2'de oynatıyorsan çok fazla bir futbol bilginde olduğuna inanmıyorum ben. Yani en tepedeki yöneticisinden en basit adamına kadar yani futbol federasyonu içindeki bu insanlar bu işi yürütemiyorlar. 2-2 daha 4 bu kesin bir sonuç. Bu adamların yöneteceği, bu adamların programlayacağı, bu adamların atacağı hakemlerden ne olur, ligden ne olur yani. Biz belli bir çarkın içinde bir sisteme karşı mücadele ediyoruz. Bununla mücadeleye devam edeceğiz yani. Ama bu adamlar bu futbolu bu noktaya getirdiler. İnşallah daha kötü günler yaşamadı Türk futbolu. Bu adamlar bir an önce giderler. Biz bu adamlara tepkimizi çok uzun zaman önce koymuştuk. İnsanlar bizi ters anladı, yadırgamışlardı. Gördük. Bugün yani Yıldırım Demirören'in Türk futboluna katkısını gördük yani. Göztepe taraftarıyla bir organizasyon olacak mı? Olacak. Göztepe taraftarıyla tabii bizim şimdi kardeşlik mevzumuz var. Bizim bir ezeli ve ebedi dostumuz, kardeşimiz Ankara müdür ama Göztepe olsun, Samsun olsun, Antalya olsun, Gaziantep olsun bunlar bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimizdir. Bunlarla biz tüm Anadolu camiasındaki taraftar gruplarıyla ilişkiler geliştirmeye çalışıyoruz. İnşallah cumartesi günü de onları da burada iyi şekilde ağırlayacağız. Gelip göndereceğiz onları. Arkadaşlarımızın var tabii önceden gelecek, İzmir'den gelecek arkadaşlar var. Burada arkadaşları olan, çok samimi olduğu insanlar var. Onlarla görüşecekler. Biz de onlarla beraber bu cumartesi günü bir organizasyon yapmayı düşünüyoruz. İnşallah bir yanlışlık, bir hata olmazsa burada bir kahvaltı veya bir yemek gibi bir şey yapmayı düşünüyoruz. Son olarak bir şey soracağım. Başkanla Paul Logan'ı nasıl buluyorsun? En tepedeki insanlar. Ben Alay'ı cezaevinden çıktıktan sonra tanıdım. Yani tanıdığım en iyi adamlardan bir tanesi Bursa Spor camiası içinde. Niye? Adamın verdiği mal para belli yani mal bırakın. Adamın yaptığı harcama belli. Bursa Spor'un en iyi Bursa Spor'un diyen adamlar kalkıp elini cebine koyuyor. Hiçbir anlamda destek vermiyorlar. Ama ideolojik yaklaşıyorlar ama başka anlamda yaklaşıyorlar. Bursa Spor'a destek vermiyorlar. Bu adam cebinde şimdi 10-12 milyon euro kadar bir para harcadı yanılmıyorsun. Bu kolay bir para değil bir servet yani. Bunu Bursa Spor içinde döküyorsa bir adam. Bence çok iyi Bursa Sporlu. İyi bir adam. Ama yanlış yönetimle yola çıktı. Çevresindeki bazı yanlış insanlarla yola çıktı. Hala da bir takım yanlışlarda ısrar ediyor. Umarız 2018 Mayıs'ına kadar birçok şeyler düzelir. Paul Logan çok büyük. Ben başkana kendisine bizzat söylediğim laf buydu. Çok büyük bir şans. Nasıl buldun bu adamı? Evet. Yani. Geçmiş sene, geçmiş transfer dönemlerindeki hocalara ve futbolculara baktım da bu adamı nasıl buluyor? Hayret ettim. O da kendi de söylüyor. Artık Allah yüzümüze baktı, böyle bir adam denk geldi. Şimdi tepe noktasındaki iki tane adam çok iyi adam yani. Futbol bilgisinden çok fazla bir şüphemiz yok Paul Logan'ın. Oynatmaya çalışıyor, elindeki malzemeyi en iyi yapmaya çalışıyor. Bu adama biraz daha fazla malzeme verirsen, daha iyi oyuncu kadrosu elinde sürersen daha iyi bir başarı bekleyebiliriz bu adamdan. Hakkımız var. Aynı şey için hala işte. O da çok iyi bir adam. Dediğim gibi yöneticileri yok. İyi bir Bursa Sporlu. Camiada bak çok fazla değil. Bursa Spor camiasında 20 tane alay olsa bizim şampiyonluklarımız arka arkaya gelir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Ne demek?